Merhaba arkadaşlar başka bir üstün erkeğin yolu videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz hayattaki amacınız kadınlardan önce gelmeli. Eğer benim videolarımı izleyen biriyseniz karşı cinsli iletişimin bir erkeğin hayatında kadınların bulunmasının çok önemli bir şey olduğunu her zaman söyleyen birisiyim. Bir erkeğin hayatında kadınların bulunması demek onun hayata ve amaçlarına karşı daha motive ve hırslı olması anlamına gelir. Ama burada ince bir çizgi var. Burada yapmanız gereken şey kadınları asla ama asla hayattaki amacınızın, görevlerinizin ve sorumluluklarınızın önüne koymamanız gerekiyor. Siz bunu yaptığınız zaman, yani hayatta yapmanız gereken sorumlulukların, görevlerinizin, dostlarınızın önüne, kadınları koyduğunuz zaman kendinizi zayıflaştırmış oluyorsunuz. Eğer hayatınızda bunu devamlı olarak yapıyorsanız, bunun sebebi çok büyük ihtimalle o kadını kaybetmek istemiyor olmanız ya da o kadını elde edemeyeceğinizi düşünüyor olmanız ya da o kadından daha güzel bir kadını elde edemeyeceğinizi düşünüyor olmanızdır. Ama herhangi bir erkeğe bunu sorabilirsiniz. Hayattaki hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak mı yoksa bu bahsettiğimiz kadın mı diye. Hepsi hayattaki hedeflerini ve amacını tercih edecektir. Çünkü her erkek bunları elde ettiği zaman zaten bunların beraberinde kadınları da getireceğini bilir. Yani kısaca sen hayattaki amaçların yerine kadınları tercih ettiğin zaman kendi kendine şunu söylemiş oluyorsun. Ben amaçlarımı yerine getiremeyeceğimi düşünüyorum. Ben bu kadını kaybetmekten korkuyorum. Ben daha iyi bir kadınla beraber olabileceğimi düşünmüyorum. Ayrıca şuna emin olabilirsin ki kadınlar her zaman sevdikleri erkeğin, saygı duydukları erkeğin hayatının merkezinde olmak istediklerini söylerler. Ama içgüdüleri bu şekilde işlemez. Bir kadın erkeğin hayata karşı motivasyonunu kaybettiğini hissettiği anda ondan soğur. Bu yüzden meşgul erkekler için, zamanı az olan erkekler için kadınları elde etmek daha kolaydır. Eğer sen yeterli bir erkeksen, yani bizim tabirimizle maskülen bir erkeksen, bir kadını ayırdığın yarım saat bile onun için yeterli olacaktır. Yani seninle beraber olması için yeterli olacaktır. Daha fazlasını tabii ki isteyecektir. Belki bunun için problem de yaratabilir. Ama eğer sen çizgini net tutarsan, Hayattaki sorumlulukların ve hedeflerinin ondan önce geldiğini ona hissettirirsen seni terk etmeyecektir. Çoğunuzun aklında ben kadınlara çok nazik davransam da, çok iyi davransam da, Yine de benimle beraber olmak istemiyorlar gibi bir düşünce var. Bunun sebebi aslında birazcık da bu. Yani konuştuğunuz kadını hayatınızın merkezine koymanız. Bu bazı kadınlarda işe yarayacaktır ama yine bizim anlattığımız tabirle feminen kadınlarda işe yaramayacaktır. Feminen bir kadını taşıyabilmek için maskülen bir erkek olmanız gerekir. Maskülen bir erkek olabilmeniz için de Hayattaki hedeflerinizin ve amaçlarınızın her zaman bir numara olması gerekir. Sırf bir kadını elde etmek veya kaybetmemek için kendi hayatınızdan fedakarlıklar yapmayın. O kadın sizinle beraber olmak istese bile siz hayatınızın ileri kalan kısımlarında bunun eksikliğini yaşayacaksınız. Çünkü o kadın ona ilk başta verdiğiniz şeylerin devamını isteyecektir. Aynı şekilde devam etmesini isteyecektir. Ama siz o kadını elde ettiğiniz anda bu böyle devam etmeyecek. Çünkü sizin iç güdülleriniz böyle. Zamanla hedefleriniz ve amaçlarınız bu kadının önüne geçmeye başlayacaktır. Ve belli bir süre sonra onunla istemediğiniz zamanlarda bile vakit geçirmek zorunda kalacaksınız. O da bunu hissedecek. Cinsel dürtülerinizin ve bu konuda tecrübesiz olmanızın bu şekilde vaktinizi harcamasına izin vermeyin. Çünkü gerçekten bunun sonunda vakit kaybı ya da kalp kırıklığı olacaktır. Kadınlar hayatımızın vazgeçilmezi ama onları bir numaraya koyduğunuz zaman Sefillik ve pişmanlık dolu bir hayatın sizi beklediğine emin olabilirsiniz. Konforu reddet, maskülenliği yücelt. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.